Yani büyük hava araçlarını kullanmanın insanlara özgüven verdiğini nereden çıkardın? De insanlara özgüven veriyor diyorsun. Biz senden bahsediyoruz. Bize ne diğer insanların ne düşündüğünde. Ki böyle bir genelleme de yok. Büyük hava araçları kullanmak insanlara özgüven falan vermiyor yani. Ben senin ne anlatmak istediğini anlıyorum ama senin anlatış şeyine, şekline bakacak olursak hiçbir şey anlamamız gerekiyor. Anlamamamız gerekiyor zaten. Seni bu cümlelerle anlarsa garip olmaz mı? Yani konunun uzmanı bir arkadaşımız düşündüğünde seni bu cümlelerle anlamaz zaten. Anlar ama anlamaz. Anlayacak olursa da şu soruyu sorar. Neden sizin büyük hava araçları kullanmaya ihtiyacınız var ki özgüven içinde? Buna cevap verecek kaç tane adam var zaten, getir bana. Yani bir hava aracını kullanmak diyebilirsin ama büyük hava aracını kullanmak öte yandan bu zaten ne uçağı? Hava yolu uçağı değil mi? Yolcu ya da kargo fark etmiyor yani. Çok sayıda düşündüğünde insan taşıması için ticari bir uçağın belli bir büyüklüğün üstünde olması gerekiyor ya da çok sayıda kargo taşıması için çok miktarda. Çok ton ya da metreküp olarak kargo taşıması için. Bir de büyüklük dediğin şey izafi yani. 787 var, 777 var, 747 var, 737 var. A380 var, A320 var. Beluga var mesela, Airbus'un. Beluga. Rusların Antonov'ları var mesela. Uçak yutan uçak. O zaman en fazla özgüvene sahip olanlar bu en büyük serileri kullananlar demek ki. Öyle mi? B-52 bombardıman uçağı falan kullanıyorsan egoya şeye bak söz. Bak ego dedim. Özgüven demedim farkındaysan. Geçenlerde ego ve özgüven farkı üzerine bir video çekip koymuştum. Havacılıktan bağımsız bir tane. Ne anladın oradan? Benim iddiam çok net olarak şu, bu coğrafyada çok az insan özgüvenle ego arasındaki farkı biliyor ki. Nüfusa vuracak olursan nüfusun %1'i bunun farkında, belki %2'si. Bugün popüler insanlar, sanat insanları, ünlü insanlar düşündüğünde bilim insanları bile özgüvenle ego arasındaki farkı bilmiyorlar yani. Çünkü ne onların alanları değil düşündüğünde. Psikolojide rahat tecavüz edilebilir alanlardan bir tanesi. Sonra? Soruya dön tabii yani. Come to the point.
Şimdi bak, insanları güvenli bir şekilde taşımak ne demek? Güvensiz mi taşıyacağız zaten? Ticari hava yolusun sen. Güvensiz bir şekilde mal ya da eşya ya da insan taşıyamazsın ki, ya da canlı taşıyamazsın ki. Bu default olan şeyi niye tartışıyoruz ya da niye anlatıyoruz karşı tarafa? Karşı tarafın artık defalarca dinlemekten, binlerce kez duymaktan sıkıldığı A noktasından B noktasına güvenli bir şekilde. Nerede senin yaratıcılığın? Pilot adam yaratıcıdır, pilot insan. Çünkü çözüm üretmen gerekecek, yaratıcı olman gerekecek. Başına öyle bir sıkıntı çıkacak ki çıkmamasını umuyoruz. Senin orada onu çözmen gerekecek. Benim kitapta anlatıyor. İrfan Kaptan'ın macerasını anlatıyor mesela. Bütün aviyoniklere gitmiş. Toros dağlarını aşaraktan düşündüğünde gece kör uçuşta. Diğer uçaklarla bağlantı kurarak yer yön bulup uçağı indiriyor. Uçağın hiçbir şey çalışmıyor düşündüğünde. Gecenin bu vakti bilmem kaç bin fitte VFR uçmaya çalışıyor ya da tahminler yürüterek nerede olduğunu bulmaya çalışıyor ve buluyor düşündüğünde. Elimizde böyle bir pilot var. Bunu yapıyor. Başka bir pilot var. Düşündüğünde havaalanı diye ana caddeye inmeye kalkıyor düşündüğünde başka bir şehirde. O da pilot, o da pilot. Biri düşündüğünde görüşün sıfır olduğu bir zaman diliminde, hava şartlarında illa ineceğim diye tutturup uçağa dağa çarpıyor. Biri uçağı düşündüğünde nehre indiriyor, herkesi kurtarıyor. Pilotlar arasındaki fark ne? Bunlar kötü pilotlar mı, hataları yapanlar ve düşündüğünde? Diğerlerinin farkı ne? Biri mısır tarlasına uçağı gövde üzerine indiriyor güzelce böyle. Kaygan bir zemin yaratıyor, bir battaniye yaratıyor mısır bitkisinden. Cii, kaya kaya uçak iniyor, ondan sonra buz pistinde kayar gibi. Burun kanamıyor. Biri de yakıtın bittiğinin farkında değil kırmızı bir ışıkla uğraşmaktan. Hatta üç tanesi, dört tanesi uçuş mühendisi de dahil. Bir pilot olduğu Kraliyet Hava Yolları'nın düşündüğünde reklam yüzüğü kendine çok güveniyor, egosu tefede. Hangi kazadan bahsediyorum? Tenerife'den bahsediyorum. KLM'nin reklam yüzüğü. Ya, deneyim. O dönemin en büyük uçaklarından biri kullanıyor. Ego tavan. Sözlerimle öyle bir dövdüm ki zaten, şekillenmediyse zaten sabah sabah Allah sabır versin bize ya. Mülakatçı isterse size sesini yükseltmeden, bağırmadan, çağırmadan, söylenmeden de dövebilir ya. Ben carladığım zaman aslında size iyilik yapıyorum. Böyle konuştuğumda çok daha ağır konuşmuş oluyorum. İnsanların çoğu böyle daha çok eziliyorlar. Aslında bu daha sert bir üslup. Ağır abi üslubu. Birazdan Fatih Terim gibi böyle konuşmaya başlayacağım ha. Ya da Godfather gibi.
Fonda çalmaya başlayacak. Ne falan. Evet güzel kardeşim. Şimdi sen ne yapıyorsun? Neden pilot olmaya karar vermiştin? Ondan bahsetsene bana. Büyük uçak, küçük uçak, özgüven.